Ben Altun Yasimli, Naxçıvan Devlet Üniversitesi doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda kendim Azərbaycan Ekonomi Bakanlığında KOBİ'de çalışıyorum. KOBİ dediğimiz KOSGEB benzeri bir böyle söyleyeyim, teşkilat ajans. Şimdi bugün ele aldığımız konu Naxçıvan Özbək Cumhuriyeti'nin sosyal ve ekonomik gelişimine dair 2023-2027. yıllar içinde devlet programının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki KOBİ'lere sağladığı avantajlar olacak. Şimdi biz slaytımızın ikinci sayfasını geçtiğimiz zaman o zaman da yardım alayım. Biz orada Naxçıvan Özbək Cumhuriyeti'nin coğrafi konumuyla ilgili bir bilgi görmüş olacağız. Şimdi Naxçıvan Özbək Cumhuriyeti Türkiye, İran ve Ermenistan arasında denize kıyısı olmayan Azerbaycan'ın Türkiye ile tek kara sınırının olduğu bir coğrafyadır. Burada Dilucu sınır kapısı Türkiye ile Naxçıvan arasında Dilucu sınır kapısı yerleşmektedir. Ara yüz ölçümü olarak 5,5 bin kilometre olup böyle söyleyeyim Türkiye, İran ve Ermenistan arasında yerleşmektedir. İklimi Türkiye'nin doğusuyla benzerdir. Doğu bölgesiyle benzer bir iklime sahiptir. Nüfusu 465 bin 194 kişidir. Resmi dili Azerbaycancadır ve nüfusunun %99'u Müslümandır. Daha sonra siyasi ve idari yapısı. Bildiğimiz gibi Naxçıvan Azerbaycan'ın böyle söyleyeyim özerk cumhuriyeti. Özerk cumhuriyet olduğu zaman burada bir yönetim şekli de var. Şimdi slaydımızın üçüncü sayfasında baktığımız zaman burada bir bakanlar kurulu var. Bunun ismi Nazırlar Kabineti diye geçiyor. Daha sonra burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yetkili temsilcisi var ve Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin parlamentosunun Ali Meclisi var. Her birinin yetkilerini burada görmüş oluyoruz. Şimdi Bakanlar Kurulu'nun yetkisi Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin bütçesini yönetmek ve devlet programlarının hayata geçirilmekse Özerk Cumhuriyeti'nin yetkili temsilcisi yerel yürütme organlarının denetimini yapmak ve bölgenin ekonomik gelişimi için teklifler hazırlamak, aynı zamanda diğer kurumların koordinasyon şeklinde çalışmasını sağlamaktır. Parlamento ise, yani Ali Meclis'e Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin bütçesinin onaylanması, ekonomik ve sosyal programların onaylanması, aynı zamanda Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu'na güven oyunun verilmesi ve Naxçıvan Hükümeti'nin onaylanması fonksiyonlarını hayata geçirmektir. Daha sonra diğer slaytımızın diğer sayfasına baktığımız zaman şimdi Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ekonomik göstericilerini görmüş oluyoruz. Bu veriler 2022 yılında ait ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sayfasından yani kaynakçadan oluşturuldu. Gayri safi yurt dışı hasılası 1 milyar 823 milyon 982 bin ABD dolar olmuşken kişi başı gayri safi yurt dışı hasılası ise 3.987. Büyüme hızı %3,3 gibi bir göstericede. Para birimi Azerbaycan'da olduğu gibi manat. Bir manatın ise ABD dolarına eşitliği 1.70. Türkiye'de 87 milyon 947 bin dolar gibi ithalatı bulunmuş 2022 yılında. Türkiye ise 18 milyon 308 bin dolar ihracatı olmuştur. İthal ettiği başlıca ürünler elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşlar, demir ve çelik ürünleri, plastikler, mekanik cihazlar olmuştur. İhraç ettiği ürünler ise mineral su ürünleri, inşaat malzemeleri, tarım ürünleri ve gıda ürünleridir. Şimdi diğer sayfada ise baktığımız zaman şimdi gayri safi yurt içi hasılanın sektörel bölümünü görmüş oluyoruz. Burada en büyük paya sanayi sahiptir. Daha sonra ticaret ikinci yerdedir 25 noktada. Ondan sonra inşaat ve tarım yer almaktadır. Şimdi bu Naxçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin son yıllar ekonomik gelişimi bayağı bir hızlanmıştır. Sayfamızın diğer bölümünde, şimdi slaytımızın diğer bölümüne baktığımız zaman 2016 senesinden bu tarafa, o zaman diğer sayfa yani 6. sayfaya baktığımız zaman
Biz burada ekonomik göstergeleri gördüğümüz zaman, şimdi ekonominin yapısına baktığımız zaman, üretilmiş sanayi ürünlerinin hacminde 2011 senesinden 2021'e kadar hızlı bir artış olduğu görülmekte. Tarım ürünleri, ekin sahası 2016 yılından 2021 yılına kadar bunun da arttığını görmüş oluyoruz. Şimdi tarım hayvanlarının sayısı da artmış. Aynı zamanda gelen turist sayısında da 2009 yılından bu tarafa hızlı bir büyüme söz konusu. Şimdi 2019 ve 2021, 2020 ve 21. yıllarda pandemi nedeniyle kara sınırların kapalı olması biraz turist sayısını etkiledi, ama 2009 yılına kıyasla bayağı bir hızlı artış olduğu görülmektedir. Şimdi burada biz diğer slaydımızda ekonomik iklimi de baktığımız zaman, Nahçıvan'ın ekonomik iklimi yabancı yatırım açısından çok elverişli bir konumda olmaktadır. Şimdi biz iş gücüne baktığımız zaman 2015-2015 yılları arasında nüfus sayısının artması ve buna paralel olarak da çalışabilen nüfus sayısının arttığını da görüyoruz. Ve genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Doğal kaynakları da bulunmaktadır. Aynı zamanda üretim giderlerine baktığımız zaman Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile mukayesede şimdi bir üretim giderlerine baktığımız zaman Nahçıvan'da üretim giderlerinin bayağı Türkiye oranla bayağı bir düşük olduğu. Yani doğal gaz, su tarifeleri, elektrik enerjisi tarifeleri, aynı zamanda askeri ücret konumundan burada bir Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin bir avantajları olduğunu görmekteyiz. Şimdi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin gelişiminin daha da hızlandırılması ve 2027'ye kadar göstergelerin daha da iyi olması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bir kararnamesiyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin sosyoekonomik gelişimine dair 2023-2027 yıllar için devlet programı kabul edildi. Şimdi biz burada devlet programında serbest ticaret bölgenin yaratılması, işletmelere vergi ve gümrük muafiyetinin olacağı sanayi parkı, sanayi mahallesi, agropark, turizm bölgenin yaratılması, bölgeye olan doğrudan yabancı yatırımın artırılması için teşvik programlarının uygulanması, girişimcilere düşük faizli kredilerin verilmesi, kredi garanti mekanizmasının uygulanması, gümrük prosedürlerin hızlandırılması, yük kabul ve çıkış kapasitesinin artırılması. Burada en çok dikkat etmeniz gereken bir konu da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin tüm arazisinde Azerbaycan'da üretilen yani mallardan ziyade, yani diğer mallara ithal edilen tüm gümrük muafiyetinin uygulanmasıdır. Aynı zamanda Nahçıvan şehrinde vergisiz büyük bir vergisiz şekilde alışverişini yapması gibi imkanlar sunulmaktadır. Şimdi bu imkanlardan Nahçıvan'la sınırda olan Türk kobileri çok etkin bir şekilde faydalanabilirler ve burada çok iyi bir şekilde ihracat ve kapasitesini artırabilir. Aynı zamanda diğer fırsatlar elde edebilirler. Şimdi bu fırsatları gözden geçirdiğimiz zaman en çok dikkat çeken biz bilgilere bakalım. Şimdi bildiğimiz gibi Nahçıvan Azerbaycan'ın Birleşik Devletler toplumu var ki oraya gümrük vergisiz ihracat yapabiliyor. Yani Türk kobileri burada bulunarak Rusya ve diğer Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelere rahatlıkla ihracatını gümrük vergisiz yapabilirler ve aynı zamanda da orada oluşan daha düşük maliyet üretim giderleriyle ihracatlarını artırabilirler, yeni pazarlara açılabilirler. Daha sonra yabancı yatırım teşvikine ve düşük faizli kredilerden faydalanarak yeni üretim alanları kurabilirler ve gümrük muafiyetinden yararlanarak üretim zamanı ucuz ham madde gelişi sağlayabilirler. Aynı zamanda Türkiye ve Nahçıvan'da ürettikleri ürünleri Nahçıvan'da kurulacak vergiden muaf AVM'lerde yer alarak daha geniş müşteri kitlesine ulaşabilirler. Şimdi bölgede aynı zamanda bir tarım ve turizm teşvikleri de vardı. Bu tarım teşvikleriyle ilgili de Türkiye'nin bildiğimiz gibi tarım konusunda bir böyle söyleyelim
zariyatı bulunmaktadır. Yani en çok da et ürünlerinde. Mesela burada agroparkların yaratılması ve vergiden muaf agroparkların yaratılması yani böyle söyleyeyim, bu devlet programında yer alıyor ki bununla da Türk kobileri burada et ithalatının ve et ürünlerinin üretimiyle ilgili burada yararlanabilirler. Burada agroparklarda kendi alanlarını oluşturabilirler ve ucuz ham madde girdisi sağlayabilirler. Yani burada Nahçıvan'da olan hayvanların daha sonra kesilerek Türkiye'deki işte, üretim tesislerine gönderilmesinde geniş bir potansiyel vardır. Daha sonra bölgede turizm teşvikleri de buraya gelen turist sayısını etkileyecektir. Bu turist sayısını etkilediği için de turist sayısının iki katına çıkması beklenirken Türkiye KOBİ'lerin ürettikleri mallar da Nahçıvan'daki mağazalarda olabilir ve daha geniş kitleye ulaşabilir. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Slayt öncesi de teknik olarak zorlandığım için sizlerden de bir vaktinizi aldığım için özür dileriz. Sağ olun, çok sağ olun. Yine. Evet, soru var mı mevcut sunumla ilgili? Yok gibi. Şimdi sunumun adından ve içeriğini anladığım kadarıyla bu devlet programı 2023-2027 diye bir sınırlama var. Yani kalkınma planı vesaire gibi böyle belli bir süre için Evet. geçerli. Evet, Tanju Ozan, evet. Evet, devletin 2023-2027. önceliklerine göre bununla ilgili 2027 yılına kadar faydalanabiliyor KOBİ'ler, Türkiye'deki KOBİ'ler. Evet, Türkiye'deki kobi bir de geniş bir fırsat oluşuyor ki bu fırsatta da yani Türk kobileri burada üretim tesisleri kurabilirler. Ama bu fırsatlar da 2027 kadar geçerli olduğu için biraz böyle söyleyelim avantajları da oluşabiliyor. Bilmem. Evet, teşekkür ediyorum Altun hocam. Normal sırayla gidecek olsun.